Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel Hürrem, nedir mevzu? Senden bir istirham mı olacak? Müsaaden olursa bir vakıf kurmak istiyorum. Ne vakfıymış bu, düşündün mü? Epeydir aklımda. Büyük bir imaret. Yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için. Madem isteğin bu, hazineden sana tahsisat ayrılacaktır. Lüzum yok Süleyman. Ben bütün masraflarını tamamen kendim karşılayacağım. Devlet erkanından mühim zatların hanımlarını haremde ağırlamak istiyorum. Onlardan kuracağım bu vakfa destek olmalarını isteyeceğim. Maddi bir katkı değil. Onların vakfımın mütevelli heyetinde olmasını istiyorum. Anlaşılan etraflıca düşünmüşsün. Benden sana müsaade, nasıl istiyorsan öyle yap. Bir şeye ihtiyacın olursa da bana söyle. Hünkârım. Müsait değilseniz ben daha sonra... Gel paşa. Ben de Ebu Suud Efendi'nin yazdıklarına göz gezdiriyordum. Bir an evvel divanı toplayıp bu hususları görüşün. Evet. Fransa elçileri ne diyor? Ne istiyormuş Fransa bizden? Hünkârım, ben de size bu mevzuatla ilgili malumat vermeye gelmiştim. Evvela Kapudan Paşa Hızır Reis'le görüşüp Ceneviz'i kuşatmak için destek istemişler. İttifak mı istiyorlar? Papa'dan korkmuyorlar mı? Hünkârım, önceki yıl Papa Clement ile Kral François Marsilya'da buluşup siyasi bir evlilikle Şarken'e karşı güç birliği sağladılar. Ki akabinde François'un oğlu Henry ile Papa'nın yeğeni Catherine de Medici evlendi. Floransalı Medici'lerle. Doğrudur hünkârım. Yıllar evvel ölen eski Floransa Bey'i ve Urbino Dükü Lorenzo di Medici'nin kızı. Onunla aynı adı taşıyan dedesine muhteşem Lorenzo derlermiş. Kafir de muhteşem olmak ne kolay. Zannedersin ülkeler fethetmiş. Dede Lorenzo Medici şairlere, sanatkarlara, alimlere pek cömertmiş. Hatta yaptırdığı eserlerle Floransa'yı donatmış. Bundan mütevellit muhteşem diye anılır. Ondan sonra gelen beye de tarihsiz Piero denmiştir. Hünkârım, bence sizin de adınızı taşıyan nice eserler yaptırma vaktiniz geldi. Hayallerimi anlayacak bir mimar bulabilirsem... öyle eserler yaptıracağım ki... dünya durdukça onlarda duracak. Cümle alem hayran kalacak. Fakat bir birlik yok. Machiavelli adında bir kafir, Prens isimli bir kitap yazıp Lorenzo'ya ithaf eder. Ondan İtalya'yı silahlandırıp ülkedeki bütün yabancıları kovarak birlik sağlamasını ister. Fakat denen o ki, kitapta öylesine ahlaksız öğütler varmış ki Machiavelli ölene kadar kitabı ortalığa çıkaramaz. Bu kitabı derhal buldur paşa. Buldur ki ne yazmıştı bunca sene saklanmış görelim. Fransızlara gelince görüşmelerine devam et. Şarken'e karşı François'yu desteklemeye devam edeceğiz. İlaveten Luther ve Papa Clement'i unutma. Hristiyan alemindeki bu ayrılığın derin bir uçurum haline gelmesini sağlamalıyız. Siz nasıl arzu ederseniz. İbrahim Paşa, bu evlilik meselesi nedir? Rüstem'le Nigar Hatun'u evlendireceğin söylendi bana. Doğrudur hünkârım. Hatice Sultanımızın takdirini.